Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Fatih Tosun. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bugün İstanbul Avrupa Yakası Rami Otopazarı'na geldik arkadaşlar. İkinci ellerde biliyorsunuz ki çok değişkenlik var. Fiyatlar bir düşüyor, bir yükseliyor ya da sabit kalıyor arkadaşlar. Bunun en iyi cevabını arkadaşlar Rami Otopazarı'nda bulunan Avşar Oto'da Erdal Bey bize cevaplayacak. Kendisi tam 17 yıllık esnaf arkadaşlar. Burada gördüğünüz çok çeşitli arabaları var arkadaşlar. En iyi cevabı ondan alacağımız için hemen aç oraya girelim mi? Girelim. Hemen sorulara başlayalım arkadaşlar. Birkaç soru daha soracağım ve sonra buradaki tüm araçları size fiyatlarını da vereceğiz arkadaşlar. O zaman hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar. Gel bakalım. Abi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey, nasılsınız? Erdal Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Erdal Bey, bizim şimdi şöyle bir sorumuz var. Arkadaşlar gerçekten çok merak ediyor. İkinci ellerde son durum ne? Fiyatlar sabit mi, düşüyor mu, yükseliyor mu? Ne olacak? Aslında izleyicilerimiz bunu çok merak ediyor. Bize çok soru soruyorlar. Biz de bu işin ehli olan sana geldik abi. 17 yıllık esnaf olduğunu biliyoruz. Daha önce zaten gelmiştik. İzleyen arkadaşlar bilir. Erdal abi sana sözü bırakalım. Ne düşünüyorsun? Fiyattan ne olur? Şimdi herkese selamlar diyorum buradan öncelikle. Araç fiyatları yaklaşık bir yıldır düşüş eğiliminde. Ama şu an dip noktayı görmüş vaziyette. Bu ay olmazsa da önümüzdeki ay itibariyle bir işte hükümetin faizleri biraz düşürme eğilimine gideceğini düşünüyoruz. Bundan kaynaklı araç fiyatları şu an tam bir alım fırsatı. Yani şu anda dibi görmüş vaziyette. Yani araç ihtiyacı olan vatandaşlar şu an tam alım fırsatı olduğu için alım yapabilirler. Evet arkadaşlar duydunuz. Peki abi araç alırken neye dikkat etmeye lazım? Şimdi araç alırken tabii ki yani işte esnaf olan insanlardan araç almak daha doğru. Ama her esnaftan da araba tabii ki alınmaz. İşte belirli bir kuralları, işte kaideleri olan, işte mesela örneğin biz kendimizden örnek vermek istersek, mesela biz motoru, yürüyeni, şanzımanı, ondan sonra tavan, direk, şase, podye, sıkıntılı araç alıp satmıyoruz. Bütün ilanlarımızın altında da bunu yazıyoruz. Değil mi abi? Özellikle onlar zaten ikinci elde piyasada da sıkıntı yaratıyor. Satıp alıp ya satarken sıkıntı derken şöyle, yani şimdi sen bir müşteri olarak bir araba aldığın zaman işte yolda gittiğin zaman araç seni yolda bırakırsa, sana arıza verirse o araç kötü bir araçtır. Yani işte bakımları zamanında yapılmamıştır. İşte eksik yapılmıştır. Biz araç alırken bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani motor, yürüyen, şanzıman. Kırmızı çizgimiz. Daha sonra işte şase, podye, tavan, direkler yine kırmızı çizgimiz. Ondan sonra yok etrafında boya varmış, yok işte bir iki parçası sökülmüş, takılmış, değişmiş. Bunlar bizim için çok önemli değil. Peki Erdal abi o zaman şöyle sorayım. Şimdi seni ben bayağı da tanıdığım için abi bayağı da tercih ediliyorsun. Aslında senin insanların ya da müşterilerin tercih etme sebebi nedir? Ya da ne gibi fırsatlarınız var? Neler sunuyorsunuz arkadaşlarınıza mesela gelecek arkadaşlara? Ya müşteri bizi niye tercih etsin diye soru sorarsa, evet. Şimdi biz dediğim gibi birine bir araç verdiğimiz zaman o adam o aracı kullandığı zaman işte bakım harici ekstra bir masraf yapmadığı sürece, işte buna motor denilir, şanzıman denilir, ekstra bir masraf yapmazsa, araç kendisini yolda bırakmazsa, sadece bakımları yapıp o aracı devamlı kullanırsa ve o araçla memnun kaldığı takdirde kendisinin de ihtiyacı olduğu zaman yine bize geliyor. Hadi kendisinin diyelim ki araç değiştirme ihtiyacı olmadı. Ama eşine, dostuna da bizleri tercih etmiş oluyor ve dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Biz %80-85 civarında kendi müşterimizle dönen bir firmayız. Yani bu da bir memnuniyet demektir. Artı sattığımız araçların da arkasında duruyoruz. Yani herhangi bir böyle olumsuzluk bir şey olduğu zaman da müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Ama şunu açık ve net söyleyebilirim.
Yaklaşık 16-17 senedir ben bu işi yapıyorum. Yani çok öyle bir araba verip de işte bir sıkıntı yaşadığımız pek olmadı. Ufak tefek şeyler hariç. Ve hatta şeyle gördüm, içeri girerken dikkat ettim. Ve burası kredi merkezi galiba. Ödeme kolaylığı da sağlıyorsunuz galiba. O da tercih sebebi olabiliyor galiba. Şimdi zaten o tercih çok önemli bir tercih bu. Çünkü şu anda insanların nakit olarak araç almaları çok zor. Evet abi. İşte ülkenin ekonomik şartları ortadadır, maaşlar ortadadır. Dolayısıyla bugün adam 700 bin liralık bir araç almak isterse atıyorum 350 bin lira kredi çıkarıyoruz. 350 bin de peşinat vermiş oluyor ve 750 bin liralık bir aracı bizden almış oluyor. Kredi konusunda da bizim kredi ekranlarımız var. Bankaların bize vermiş olduğu yetki var. İşte 5 tane kredi farklı bankalardan ekranlarımız var. Ve bu oranlar da diğer bankaların oranlarıyla kıyasladığın zaman biraz daha düşük. Mesela atıyorum bir banka bize şu anda 3.50'den kredi kullandırıyor. Bu da çok iyi, iyi bir şey. Çok yani. İyi abi. 4'ten evet. Aşağı yok benim bildiğim gibi. Evet şu anda 4.5-5 o civarlarda gidiyor. Bu da müşterinin bizi tercih etme sebebi. Bu da önemli. Kredisi çıkmayan müşterimiz oluyor. Bu sefer de vadeyi devreye sokuyoruz. Atıyorum yine 500 bin liralık bir araç almış olacak. 500 binin 250 bin lirasını peşinat veriyor. 250 bin lirasını da 20 aya kadar vadelendirme yapıyoruz. Bu da müşterinin cazip bir duruma getiriyor ve yani o şekilde araç alması daha kolay oluyor. Ya anladığım kadarıyla Erdiç. Yani Erdal abi elinden gelen her şeyi yapıyor araç sahibi olmak isteyenler özellikle. Hatta şöyle söyleyeyim. Aldıktan sonra model yükseltmek için de zaten çok geliyorlar. Biz burada çok denk gelmiştik. Vallahi abi o zaman şöyle bir şey söyleyeyim en son. Şimdi ben şimdi fiyatları söyleyeceğim bütün araçların. Bizden gelenlere güzel bir indirim yapar mıyız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizde senin çekimlerinden çok müşteri arıyor bizi. Birçok müşteriye de araç verdik. İşte bazen çok fazla indirim yapıyoruz. Evet, kafama göre yapıyorum falan yok. Sana sormadan çok yaptım abi. En son bir tane ablamızı kırmamıştık, vermiştik arabayı sizin de sözünüz yerde kalmasın diye. Dolayısıyla yani seninle bir abi kardeş gibi olduk. Evet abi. Senden gelen olursa geçen de 30 bin ile 50 bin arası bir kampanya yapmıştık. Şu anda da fiyatlar yükselme eğiliminde olduğu için 50 bine kadar indirim yapma şansımız biraz zayıf. Ama senden gelen olursa bütün araçlarda 30 bin TL indirim yapacağım. Arkadaşlar minimum 30 bin TL. Gerisi artık size kalmış. Erdal abi de burada. Kendine evet. Söylemiş olalım. O zaman abi ben böyle fiyatları çekeyim. Arkadaşlar çok merak ediyordur. Hemen şöyle fiyatları çekelim. Değil mi Erdiç? Hemen fiyatları tamam. Güzel çekelim. Erdal abi de bakalım ne tür araçlar. Çünkü yeni araçlar çok gelmiş. Birkaç tane araç gördüm arkadaşlar. Çok güzel. Hemen izleyin. O zaman Erdal abi. Evet. Şunu eklemek istiyorum. Belki siz dışarıda da söylediniz, duydum sanki. Evet. Çok çeşit bulunduruyor. Evet. Çok çeşitli var. Mesela bizde aynı arabadan 3-4 tane bulamazsın. Araçlar genelde farklı farklıdır. Mesela biz en otomatik araç çok bulunduruyoruz. Yani çeşidimiz fazlasıyla var. Ondan sonra her bütçeye uygun da araç mevcut bizde. Zaten abi senin ilanlarını ben paylaştığım zaman genelde arkadaşlar kadınlar çok arıyor Erdal abi. Hatta bana da çok özelden yazılıyor. Otomatik araç zaten abi şu devirde daha çok gidiyor benim gördüğüm evet. Kadarıyla. Çünkü yeni nesil arkadaşlar hep otomatik araçlar üretiliyor. Bir de zaten çok benzine döndü araçlar muhtemelen. Yani şimdi bu dizel araçlar artık yavaş yavaş üretimden kalkıyor. Dolayısıyla benzinli ve hibrit araçlar şu an tercih ediliyor. Tercih ediliyor ve otomatik arkadaşlar. Yani şimdi Erdal abinin arabalarını çekeceğim. Siz de göreceksiniz. Bayağı çeşitler çünkü. Yani neredeyse pazarın abi yarısını kaplamış gibisiniz. O yüzden bu esnafla Erdal abiye biz özellikle geliyoruz. Çünkü çok müşteri abi. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Ya şimdi şöyle söyleyeyim sevgili kardeşim. Evet abi. Ya şimdi bir insan işte kanat bir şeyler biriktiriyor. İşte bir araç alayım. İşte ailemle beraber bineyim. Anlatabiliyor muyum? Yani almışken
düzgün bir araç alayım, işte beni yolda bırakmasın, ekstra masraf açmasın. Yani milleti beklentisi bu. Biz de bu beklentiyi boşa çıkarmamak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani bu şartlarda bunu yapıyoruz. Ya zaten abi en önemlisi de biliyor musun Erdal abi? Aracın arkasındasın. Benim için önemli olan bu. Arabayı yani dediğim gibi çok eski müşteri yeni araba almaya geliyor ya sende. Hemen araca sen benim araba evet benden aldın hemen geri alıyorsun. Bu çok güzel bir özellik. Ve fiyatta da çok indirim yapıyorsun. Ona da çok şahit oldum. Bugün mesela çok ucuz bir arabayı fiyata verdim. Şaşırdım arkadaşlar. Çünkü arabalık fiyatı çok aşırı yüksekti. Kıramıyorsun da insanları onu da biliyorum. Evet. Ama şunu da tekrardan söyleyeyim. Ben burada bir müşterime araç verdiğim zaman o müşteri bir dahasına yolu buraya düştüğünde gelip benim çayımı içmiyorsa, içmeyecekse, bana selam vermeyecekse ben o arabayı vermem ona. Hmm. Yani bunu demek istediğim şudur. Yani verdiğim araçtan mutlaka memnun kalacak bu adam ki bir daha benim yanıma gelsin. İlla alışveriş değil. Çok ince bir noktaydı arkadaşlar, anladınız mı? Yani bu ama bunlar hepsi gerçek. Gerçekten ben hani böyle büyüterek, abartarak bir şey söylemiyorum. Yok abi ben şahit. İçimden geleni söylüyorum. Yaşadıklarımızı söylüyorum. Abi 17 yıllık esnafsın zaten. Yani evet. Araçlardan da belli. Yani şükürler olsun. Mesela şu bir senedir işler çok durgun. 3 ayda bir tane araba satan esnaflarımız oluyor. İki araba satan esnafımız oluyor. Yani şükürler olsun bizim işlerimiz iyi. Ama tabii ki çok çok iyi diyemeyiz. Ama bu şeye rağmen, bu duruma rağmen iyi yani çok şükür. Yani işlerimiz işte kendi müşterilerimizle dönüyoruz. Bu şekilde sevgili kardeşim. Abi çok teşekkür ettik o zaman. Biz hemen fiyatlara geçelim arkadaşlar. Çok merak ediyorsunuz biliyorum. Erdal abi çok teşekkür ediyorum. İnsanlar umutlanmıştır. Yeni gelen araçlarımız var. Hatchback tarzı. Onları gördüm. Ege ya. Evet. Onları tanıtabilirsiniz. Tamam abi. Onların kilometresi de çok iyi mesela. Orada olgu yapabilir. Evet kilometre özellikle. Zaten bütün her şey üzerinde yazıyorsunuz. Kilometre şunu da belirteyim. Arkadaş çok güzel bir şeye değindi. Evet. Biz kilometresi yüksek araç da alıyoruz. Yani halı satmıyoruz. Yani genelde 200 binin altında. Genelde abi evet. Ben anladım. 200 binin sizin altında. Çünkü kilometresi yüksek araç yorgun oluyor. O yani ister istemez yani masraf çıkarabiliyor. Dolayısıyla biz kilometreye çok dikkat ediyoruz. Zaten abi kilometre. Evet. O yüzden abi çok teşekkür ettim ben tekrardan. Hemen ben fiyatları rica ederim sevgili kardeşim. Süper geldi çok iyi bak. Hadi çıkar şuradan hemen mini kupur var gözüme çarptı. Çok sağ olun. Bak kardeş şunlar yeni gelmiş. Hemen ondan sonra biraz sonra onlara geleceğim. Gel şuradan hemen mini kupur alalım. Evet kardeş gel bakalım. Şimdi Erdal abinin tezgahını gösterelim arkadaşlar. Bayağı güzel bir açıklama oldu. Merak edenler için arkadaşlar iyice dinlemişizdir zaten. Bak kardeş buradan başlıyor. Daha böyle pazarın sonuna kadar gidiyor arkadaşlar. Zaten büyük bir tabelası da var. Şöyle gösterebilirsin. Arkadaşlar burası Rami Otopazarı'na girdiğiniz zaman direkt böyle arkanızı verdiği zaman tam karşıda kalıyor. Zaten dediğim gibi biz zaten dürüst esnafla çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden bana da güvendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen şu Mini Cooper'dan başlayalım mı? Evet arkadaşlar bakın Mini Cooper var önümüzde. Şöyle göstereyim size. Hatasız boyasız arkadaşlar. Şöyle bakın araba sunrooflu ve cam tavanlı arkadaşlarım şöyle gösteriyorum. Bayağı arabası var arkadaşlar. Bütçeniz uygun bütün araçlara buradan bakabilirsiniz. 2017 model 1.5 dizel otomatik 106.000'de cam tamamı full boyasız yazılmış arkadaşlar. Ben hatta arkadaşlar bu arabaya full artı full hatasız boyasız bu arada. Ben bu arabaya arkadaşlar bir kampanya yapmıştım. Reels videolarımda görebilirsiniz arkadaşlar. Bu araba 980.000 TL'ye kadar Erdal abi bırakacak haberiniz olsun. Buna ben özel kampanya yaptım çünkü. Hemen yan tarafımızda arkadaşlar i20'miz var. Şöyle gösteriyorum size. Şöyle hemen fiyat ve özelliklerini alalım. Şöyle çelik çatlala bakabilirsiniz. Arkadaşlarım 2017 model 1.4 benzin otomatik 95.000'de masrafsız aile aracı takas vade olur yazılmış. 750.000 TL'de buna fiyat yazmış Erdal abi. Hemen yan tarafımızda arkadaşlar Jetta'mız var. Yine bir piyasa arabamız. Passat'ın kardeşi diyelim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlarım.
Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2013 model 1.6 dizel otomatik 195 bin kilometrede Comfortline paket kazasızmış arkadaşlar. Şurada değişen yok. Tablet ekran ekstra takas olur yazılmış. 799 bin TL fiyatı var. Arkadaşlar A3'ü biraz önce verdiğimiz video başlamadan önce haberiniz olsun. Hemen şurada arkadaşlarım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Canavar gibi gerçekten. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2016 model 1.4 benzin otomatik 90 binde full paket. Arkadaşlarım yeni kasa özel renk. Şöyle takas olur yazılmış. Erdal abi takasla da açık. Şöyle arkadaşlar 90 binde full paket. 699 bin TL'de buna fiyat yazılmış. Arkadaşlarım şurada bir tane Clio'muz var. Hatchback, onu göstereyim. Şöyle bakabilirsiniz. 2020 model benzinli 75 binde turbolu servis bakımlı 639 bin TL'de bunun fiyatı var arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim turbolu olduğu için. Şöyle bakabilirsiniz. Hemen arkadaşlar şurada güzel bir Egea'mız var arkadaşlar. Hatchback kasa. Bu arkadaşlar Egea'ların bu hatchback kasalarına çok bayılıyorum. Şöyle göstereyim. Canavar gibi arkadaşlar, bunun fiyatı bu araba bu arada çok uygun. Haberiniz olsun. Şöyle bakın. Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2020 model 1.3 dizel 95 binde bakımları yeni masrafsız aile aracı 649 bin TL'de buna fiyat yazılmış. Hemen yan tarafımızda arkadaşlar Guest var. Şöyle gösteriyorum. Şöyle bakın arkadaşlarım. 2010 model 1.4 benzinli orijinal 140 binde çok temiz tam otomatik masrafsız 539 bin TL'de bunun fiyatı var arkadaşlar. Dodge motor varmış, tam otomatikmiş aracımız. Yanda arkadaşlar hemen bir Egea'mız var. Şöyle onu da alalım. Arkadaşlar çok arabası olduğu için tek tek size söylüyorum. Şöyle bakabilirsiniz. 2021 model 1.3 dizel 110 binde çok temiz aile aracı 699 bin TL'de buna fiyat yazılmış. Yanda arkadaşlar otomatik Clio'muz var. Şöyle gösteriyorum. Hemen fiyat ve özelliklerine geçeceğim. Şöyle bakın arkadaşlar, çelik çatları muhteşem gerçekten. Evet arkadaşlarım, 2018 model 1.5 dizel otomatik 110 binde ikon paket hatasız, en dolusu full artı full boyasız takas olur yazılmış. 849 bin TL'de bunun fiyatı var. Yanda arkadaşlar yine bir otomatik Clio'muz var. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar bu Clio da 85 binde. Hatchback arkadaşlar, haberiniz olsun. 2018 model 1.5 dizel 85 binde otomatik servis bakımlı aile aracı 839 bin TL fiyatı var. Yanda arkadaşlar 2013 model otomatik Astra'mız var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şöyle bakın. Arkadaşlar çelik tahtalarına bakın. Gerçekten çok güzel. Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2013 model 1.6 benzin otomatik vites 120 binde çok temiz tablet ekranlı geri görüş ekranlı LPG'li takas olur yazılmış. 679 bin TL'de bunun fiyatı var. Hemen yan tarafımızda arkadaşlar hatasız boyasız Albea var. Eldiç 61 plaka ve hatasız boyasız. Bu rengine bak, rengi bordro. Bordro rengi var arkadaşlar. Şöyle hatasız boyasız Albea. Trabzonspor isteyenler hemen alabilir. Evet, 2009 model 1.3 dizel orijinal 210 binde full paket kazasız, hatasız, emsalsiz, kazasız, çok temiz ve pazarda tek yazılmış. 439 bin TL'de bunun fiyatı var. Yanda arkadaşlarım Megane'ımız var. Şöyle göstereyim Megane'ı. Arkadaşlar en dolu Megane. Hatchback, şöyle bakın bu Megane'ın bu kasaları çok güzel. Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2012 model 1.5 dizel otomatik 135 binde en dolusu Expression paket 689 bin TL fiyatı var. Arkadaşlar şurada da içi 5 full artı full otomatik takas olur yazılmış. Arkadaşlarım buradaki bütün arabalar için 30 binlerden başlayıp bir sürü daha indirim yapabilirsiniz, haberiniz olsun. Şurada 301 var arkadaşlar benzinli. Onu da alalım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar size. Evet arkadaşlarım, 2019 model benzinli 105 binde hatasız masrafsız aile aracı
en dolusu ekranlı takas olur yazılmış. 639 bin TL'de bunun fiyatı var. Evet arkadaşlar, Doblo ile şöyle 2015 model Doblo'muz var bir tane. Hatasız, boyası sıfır gibi arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor bakın. Evet arkadaşlarım, 2015 model 1.3 dizel 159.000'de hatasız, boyası saf, line paket 619.000 TL'de bunun fiyatı var arkadaşlar. Şöyle de size göstereyim. Evet, sıfır Tiguan var, onu da alacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar tabela size. Hatta şöyle arkadan göstereyim, Tiguan'lar çok güzel. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar, bu araba sıfır arkadaşlar bu arada. Online paket. Erdiş, ne diyecek Erdal abi buna fiyat? Şöyle bakın arkadaşlarım. Gerçekten muhteşem değil mi Erdiş? Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Araba zaten sıfır. Şöyle bakın. 2.990 mı? Evet arkadaşlar. Avşoto'da bu da 2.990 fiyatı var. Erdal abinin söylediği fiyat. Şöyle de arkadaşlar bakın. Evet, çok şık ya. Gerçekten. Yani alana hayırlı olsun şimdiden. Alana hayırlı olsun. Çok iyi bir araba. Evet arkadaşlar, şöyle şimdi buraya tekrar arkadaşlar, video sonuna kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Lütfen arkadaşlar, ne sormak istiyorsanız yorumlarda sorun. Erdal abi size cevaplıyor olacaktır. Elimizden geliyorsa biz de cevaplayacağız. Arkadaşlar, Erdal abiye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.